Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Iğdır merkeze bağlı Küllük Köyü muhtarımız Selim Tamer ile röportaj yapacağız. Çok güzel bir muhtarlık odası var. Ön sohbetimizde kendisinin burayı yaptırdığını belirtti. Öncelikle kendisini tebrik etmek istiyorum araştırmacı gazetesi. Teşekkür ederim. Evet muhtarım, ne zaman muhtar seçildiniz? Referandum seçiminde muhtar olduk, seçime gidildi. Köy muhtarı rahatsızlık nedeniyle istifa etti. Onun yerine azza bir 3-4 aylığına yaptı. Tekrar seçim oldum. Seçime gidildi. Seçime azza da aday karşımıza oldu. Seçimi ben aldım muhtarlığı. Aldım. Kazandıktan sonra köye hizmet yapmak için geldik. Mezesenin etrafını tedirici devletten, özel liderden bir 4 milyar ödeney aldım. Bir çıkım yerde ben bütçeden tafkıya yaptık. Onun etrafını güzel tertemiz dolgu yaptırdı. Köyün içerisinde 150 tane çam diktik. Çok güzel. Köyün içerisinde bir dalgıç aldık. Köyün içerisinde camın içerisinde sulayıp temizlemiştik. Evet, çok iyi. Mezarsenliklere bir ot pişme makinesi aldım. Mezarsenlikleri devamlı işçi tuttum temizletmeye. Çok güzel. Çünkü hepimiz vakti zamanı dolduğunda ne yapıyoruz? Göçüp gidiyoruz. Gideceğimiz yer mezarlıklar arkadaşlar. Tebrik ediyorum muhtarımızı. Mezarlıklara gerekli özeni gösterdiği için. Doğru mu benim? Doğru. Bu bir gönül işi arkadaşlar. Evet muhtarım. Caminin önüne bir 13 metre uzunluğunda, 7,5 metre eninde bir sundurma yaptı. Cenaze namazı. Cenaze namazı kılmak için. Halk güneşten, yağmurdan, cedden korunmak için. Caminin içerisine masa aldık. Evet. Dış cephesini boyattık. Yolları kumlattık. Devletin kısıyla köy hizmetleri, özel lidere verdiği araçları, bütün köy yolları, arazi yollarını kumlattık. Evet. Sağlık lojmanları vardı. Biz dilekçe verdik. Sağlık lojmanlarını köye tahsis yaptılar. 2 yıl içerisinde bir faaliyet gösterirseniz size sizindir diye. Bunu biz dilekçede etüt merkezi, köy konağı, kütüphane bunları yapacağız. Bunlar faaliyet. Ben de bunun tamiri için özel dereden geldi, tespit yaptılar. Bir 32 milyar kademesiz bir masraf çıktı. Özel dere için biz 10 milyar bir para ödeme yapacak, bize verecek. Diğerinde ben köy bütçesinden, köylüden vatandaşları toplayarak camlarını yaptırdım. Kapılar boyandı, içinin şeyi boyandı, merdivenleri yaptırdım. Gereken bütün şeyleri yaptırmak faaliyete getirdik. Evet. Kaç hane köyümüz ne kadar mutlu, nüfus ne kadar? Köyümüz çok büyük bir köydür. Hani büyüktür, şimdi 220 tane İstanbul'da otururlar. Evet. 150 tane Iğdır'dadır. Evet. İzmir'de var, Kurlanda'da var. Evet. Çok büyük. Şimdi burada 250 hane bir 250 hane var. Evet. 250 büyük bir köy sayın izleyiciler. Ama birçok yere görüyoruz. 500-600 bir hanedir. Ama İstanbul'a gittiler. Evet. Buraya yerleşti. Iğdır'da var. Evet. 100 hane var. Köyünden haberdar olabilirler. Çok değerli ve bir cefakar vefakar muhtarımız var sayın izleyiciler. İşte gördünüz. Birçok yerde röportaj yapıyorum araştırmacı gazeteci olarak. 3-4 dönem muhtarlık yapanlar dahil. Muhtarım işte yarım dönemdir. Doğru mu efendim? Yaklaşık bir yıldır bir muhtarlık yapıyor. Saydığını gördünüz. 15-20 dakikaya sığdı. Biz mutlaka işte her muhtarın ne yapmasını istiyoruz? Bir hedefinin, bir amacının olmasını istiyoruz. Köyde eksik hizmetlerini yaptırmak için muhtarımız ne yapmış? Müracaat etmiş ilgili yerlere ve hizmet almış. Doğru mu efendim? Doğru. Köy halkının da desteğini arkasını almış. Ne kadar güzel bir şey. Evet. İşte biz her zaman diyoruz ki bu köy vatandaşlarımıza da bütün vatandaşlarımız sizi en iyi şekilde temsil edecek muhtarı muhtar seçin. Bakıyor seçmiş 3-4 tane muhtar hizmet yapıyor. Hala bu muhtarı seçmenin anlamı yok. Doğru mu efendim? Evet. Şimdi köyde özel idareden gelir çöp arabası gelir, evet, çöpler alır. Gelmediği zaman kendi traktörlerini çıkardırır, 2-3 tane işçi durur. Köyün o çöp kovalarını götürür. Caddeleri temizledip o şekilde otlarını pişirir. Mezarsenliklerin otlarını çoğu zaman iyi. Adam işçi durur, temizledirir. Köye gereken hizmeti yapılır köyün için. Evet, sayın izleyiciler gördünüz özlerli bir muhtarımız.
Taziye de yapıldı değil mi? Köy odası taziye evi. Var taziye var, değil mi? Var. Onu çekeceğiz. Şey, bayanların da var. Eşi bayanlar ayrı, erkekler ayrı, doğru mu? Evet, doğru. Ne kadar güzel sayın izleyiciler. Bir çok yerde bakıyoruz. Muhtarlar hiç umurunda değil. Taziye evi bir kültür olmuş arkadaşlar. Mutlaka biz her köyde yapılmasını istiyoruz. Örnek olarak vereceksek Iğdır Merkez Külbük Köyü muhtarımız Selim Kamer örnek hizmetler yapmış kısa bir zamanda. Kendini tekrar araştırmacı gazeteci olarak tebrik etmek istiyorum. Caminin hayatında da sundurmanın yapımının görecesi, ilçelerin, bayanların, komanyada ayrı, caminin ayrı. Evet. Köy üstünde gerekirse o hizmeti yapırız biz. Şöyle. Evet, çok güzel. Evet sayın izleyiciler, inşallah muhtar arkadaşımız önümüze gidiyor. Yine devam etme kararı alıp ben Küllük halkının tekrar muhtarımızı desteklemesini istiyorum. Rica ediyorum. Kısa dönemde çok güzel işlere ne yapmış? İmza atmış. Doğru mu efendim? Ekleyeceğimiz başka konu var mı Mutar? Gerekçe hizmetleri biz... Türkiye'nin her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın köylerinin kalkınması için birlik beraberlik olmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Devletin özelliklerinden çekmişiz. Parke yapılacak. Yapılmış, noksan olan eksin şeyler olarak, kısımlar yapılacak. Kısımlar da yapılacaktır. Katkı payı ödüyor mu köy halkı Mutar? Yok. Ödemiyor. Çok güzel sayın izleyiciler. Devletimiz istedi. Devletimiz karşılıyor. Allah razı olsun. Su dağlısı yandı. Evet. Devletimiz yandı, o dağlısının gerisini, bütün borularını, her şeyin panosunu sıfırdan takıldı. Evet, Allah razı olsun. Sıfırdan takıldı. Öncelikle Iğdır Valimize, İlgene Meclis Üyesi'ne, İlgene Sekreterine teşekkür ediyoruz. Ama bu hizmeti isteyen öncelikle de muhtarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi olarak bugün çalışkan ve özverili bir muhtarımızla röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Başarılara devam ediyoruz. Biz Mehmet Şeye köyden yardım ettik. Sayın Valimiz bize. Evet, bu... Mehmet Şeye onu yakınlaştıralım, yani onu durduralım. Onu orada gelmiş. Reket verdi bize. Reket vermiş. Mehmet Şeye köy halkı yardım etmiş. Doğru mu efendim? 3 milyar bir... 3 bin Türk lirası, evet. Evet. Allah razı olsun diyoruz sayın izleyiciler. İşte biz her zaman Mehmet Şeye'mizin yanındayız. Bütün Türkiye'de yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın da hepsinin Mehmet'cimizin yanında kenetlenmesini ne yapıyoruz? İstiyoruz. Muhtar arkadaşımıza ve bu Küllü köy halkına araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. Evet, size.